Almanya için bugün kara bir gün, demokrasi için kara bir gün, biz gurbetçi Türkler için kara bir gün. Thüringen ve Saksonya eyalet seçimleri bugün 1 Eylül'de yapıldı ve hükümetin beceriksizliğini çok ağır bedellerle ödeyeceğiz. Ödemeye başlayacağız ve hükümet ödüyor. Eyalet seçimlerinde sandıkları kapattıktan kısa bir süre sonra ilk seçim sonuçları Thüringen için açıklandı. Ama Saksonya'da seçim sonuçları çok farklı değil. Thüringen'e çok yakın. AfD %33.5 ile en güçlü parti oldu. 4 yıl önceki seçimlere göre %10.1 oy oranını arttırdı. Ve arkasında %24.5 oy oranıyla CDU ve Sarah Wagenknecht, Bündnis Sarah Wagenknecht %14.5 ile SPD-CPD %6.5 oyla eyalet parlamentosuna girmeyi başaramadı gibi görünüyor. Aynısı Yeşiller ve FDP için geçerli. Onlar da elendi görünüyor. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medyadaki yorumlara bir göz atalım. Almanlar bu konuda ne düşünüyor? Bu seçim sonuçlarıyla ilgili ne gibi yorumlar yapmışlar? Kein guter Tag für die Demokratie. Demokrasi için iyi bir gün değil. Evet, değil. Fast 50% für Parteien, deren Politik nur auf Populismus basiert. Oyların %50'si popülizm yapan partilere verilmiş. Der Osten ist nicht mehr zu retten. Doğu Almanya artık kurtarılamaz. RIP Thüringen, yani Thüringen öldü. Das macht mich sprachlos und gleichzeitig wütend und traurig. Egal wie unzufrieden man ist, klares Nein zur AfD. Diyor ki, sözün bittiği yerdeyim. Aynı zamanda çok sinirli ve çok üzgünüm. Ne kadar memnuniyetsiz olursak olalım, AfD'ye hayır. Zum ersten Mal seit 1933 gewinnen die Nazis wieder. 1933'ten beri ilk defa tekrar Naziler seçimleri kazandılar. 1. September 2024 ein trauriger Tag für Deutschland. 1 Eylül 2024 tarihi Almanya için üzücü bir gün. Gelecek sene biliyorsunuz genel seçimler olacak. Genel seçim sonuçları bunlara yakın olmayacak çünkü Batı Almanya, yani der Westen, bu şekilde çok sağcı, aşırı sağcı değiller ama yine de güçlü bir şekilde sağcılar oy alacak. Ve biz Türkler lütfen rica ediyorum, çok samimi, çok içten söylüyorum. Seçim hakkımız varsa, oy hakkımız varsa bunu gidip kendimize karşı kullanmayalım. AfD bizim için bir opsiyon değil.